UNICEF, Malawi hükümeti ile birlikte kırsal kesimde yaşayan bebeklerin HIV testi sonuçlarının bekleme sürelerini azaltmak için bir deneme çalışması başlattı. Bu Afrika ülkesinin nüfusu %10 HIV virüsü yaygınlığıyla dünyadaki en yüksek orana sahip. Fakat teşhis için sağlık ocağında bir hastadan alınan kan örneklerinin donanımlı bir laboratuvara gönderilmesi ve sonuçların alınması yaklaşık 2 ay sürüyor. HIV pozitif virüsü taşıyan çocukların tedavilerinde çok gecikmeler var. Kan testi sonuçlarının erken gelmesi lazım. İdeal olan 2 ay. Kan örnekleri bu zaman zarfında yerel sağlık kuruluşundan ülke çapındaki 8 laboratuvardan birine ulaşmalı. Gecikmelerin önüne geçmek için insansız hava araçları kullanılmaya başlanmış. Bu drone 1 kilogram ağırlığında 250 kan örneğini tek seferde taşıyabiliyor. Yapılan ilk test uçuşunda yerel sağlık ocağından başkent Lilongwe'deki hastane laboratuvarına 10 kilometre mesafede bir uçuş başarıyla gerçekleştirildi. Test sonuçları hazır olduğunda sağlık ocağına geri gönderilmeli ve anne ile temasa geçilmeli. Pek çok çaba sürecin her bir ayağını kısaltmak için yapılmış olması nedeniyle elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Anneler bu test sonuçları için 2 ay beklememeli. Bu süre HIV pozitifli bebeğin hayatına mal olabilir. UNICEF'e göre 2014 yılında Malawi'de 40 bin çocuk HIV pozitifli anneden dünyaya geldi. Her yıl yaklaşık 10 bin çocuk bu virüsten ölüyor. Bu, erken teşhis ve kaliteli sağlık hizmetiyle üstesinden gelinebilecek bir rakam.